Merhaba gençler. İntegral ve uygulamalarıyla ilgili sorulara devam edelim. Çok zor soru yok ama güzel sorular var. Az önce çözdüm ben. Şimdi x kimin türevidir? X kare bölü 2'nin. Sinüs x kimin türevidir? Bakın, kosinüs x derseniz hata yaparsınız. Kosinüs x'in türevi ne yapar? Eksi sinüs x. Ama ben ne olsun istiyorum? Artı sinüs x olsun istiyorum. O yüzden eksi kosinüs x'in türevi artı sinüs x'tir. Sıfırdan pi'ye ifadeyi kullanacağız. Peki pi yazarsam ne olur? Pi kare bölü 2 eksi kosinüs pi. Kosinüs pi eksi 1 demektir. Eksi 0 yazarsam burası 0 olur. Eksi kosinüs 0 1 demektir. Düzenlersem pi kare bölü 2 artı 1 artı 1'den pi kare artı 4 bölü 2 yapacakmış. Pi kare artı 4 bölü 2 yapacakmış. Evet. Evet, yine kosinüsün yarım açı formülü yine geldi gördüğünüz gibi. Neydi kosinüsün yarım açı formülü? Kosinüs x kos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 idi gördüğünüz gibi. Yalnızca bunun eksiyle çarpılmış hali. Bakın, bunu düzenlerseniz yani kosinüs x aynı zamanda 2 tane kos kare x bölü 2 eksi 1'e aynı zamanda 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2'ye eşit olduğunu söylemiştik. Bunlar sık sık karşımıza çıkacak. Yani velhasılı burası ne olacakmış? Bakın, bu ifadenin eksilisi olduğu için eksi kosinüs x. Peki ben kimin integralini almak istiyormuşum? Yani sıfırdan pi'ye eksi kosinüs x'e dx. Kosinüs kimin türevidir? Sinüs x'in. Eksi kosinüs x olunca da eksi sinüs x'in türevi olmuş oluyor. Sıfırdan pi'ye. Pi verince 0, 0 verince 0. Yani şöyle yazalım isterseniz. Eksi sinüs pi eksi sinüs 0. Bunun ikisi de 0 demektir. Biliyorsunuz ki. Peki bu yine standart bildiğimiz bir ifade. Bu kimin türeviydi hatırlarsanız. Ben buraya değil mi? U dersem U eşittir X artı M DU eşittir DX. Bakın, sınırları değiştirmeden DX gördüğüm yere DU. Burası U. Bu kimin türeviydi? Ln U. Belirli integral olduğu için artı C'yi yazıp sileyim. Yani bu ln u'nun türeviymiş. Ln u, yani bu ifadeye ln x artı m'nin türevi olduğu için bunun integralini aldık. Tabii bunun eşittir 1 diyeceğim. 2 yazarsam x gördüğüm yere 2 artı m. Eksi 0 yazarsam x gördüğüm yere ln m eşittir 1. Logaritmada çıkartma işlemi, bölme işlemi olduğundan ln 2 artı m bölü m eşittir 1. Elenli bir ifadenin sonucunun 1 olması için burasının neye eşit olması lazım? Yani 2 artı m bölü m eşittir e'ye eşitmiş. Buradan da işler dışlar yaparsak 2 artı m eşittir e çarpı m. Amacım m'yi bulmak. Bunu karşıya attım. Bu çarpı 2 eşittir. M parantezini aldığım zaman e eksi 1. E eksi 1'e bölersem de 2 bölü e eksi 1 olacakmış. Sorular çok güzel. Hani tam böyle sınav tadında. Ne çok zor ne de çok kolay. Evet, sen kimin türevisin? E üzeri x'in. Bakın, şu eksi x'ten kaynaklı. 4 çarpı e üzeri eksi x. Bakın, şuna bir dikkat edin. 4 çarpı e üzeri eksi x'in, değil mi? Ben nesini almak istiyorum? İntegralini almak istiyorum. Tabii şöyle ayrı ayrı dx'leri dağıttığımı düşünecek olursak. Aslında soru şurada bitti ama ben yine de şurayı anlamamış olanlar vardır diye. Bakın, burada uzun uzun değişken değiştirmek yerine bu e üzeri x'in türevini alıyordum ya. Eksi x'e u desem, değil mi? Eksi dx eşittir du. Yani 4 üzeri çarpı u, e üzeri u, e üzeri u çarpı eksi dx yazmam lazım. Şöyle du. Peki bu kimin türevidir? E üzeri u'nun. Eksi vardı. Eksi e üzeri u olmuş oldu. Umarım anlatabilmişimdir. 0 ln a. Ln a yazarsam ben buraya e üzeri ln a eksi 4 çarpı e üzeri eksi ln a'dan neyi çıkartacakmışım?
eksi 0 yazacağım. Yani e üzeri 0 eksi 4 çarpı e üzeri eksi 0 dememin bir anlamı yok. Çünkü sıfırın işareti olmaz. Peki bunun yani e üzeri logaritma e tabanında a'nın neye eşit olduğunu biliyorduk biz a'ya. Yani burası a. Bakın şu eksiyi buraya atarsam eksi 4 çarpı 1 bölü a yapacak. Onu da anlatalım. E üzeri ln şu eksiyi başa atarsam a üzeri eksi 1 demektir. Bu ifade e üzeri logaritma e tabanında a üzeri eksi 1. Bakın bunlar gidecek. A üzeri eksi 1 de ne demektir? 1 bölü a. Eksi şurası ne yapar? 1 artı 4 eşittir 3'müş. Peki son işlemler. Yani a eksi 4 bölü a eşittir 0. Çünkü buradan 3 geldi. 3'ü karşı yaptım 0. Bu da a eşittir 4 bölü a'dan. A kare eşittir 4. A ya 2 olacakmış ya da eksi 2. Ama a eksi 2 olamaz. Çünkü logaritmanın tanımı gereği burası negatif olamaz. O yüzden cevabım ne olacak? 2 olacak. Zaten eksi 2 şıklarda bulunmaz. Çünkü tanımsız yapıyor yani. Peki yine bir yarımaçı formülü. Bakın trigonometride çok söyledik. Ben bir kez daha bakın 1 eksi şu 1'i yok etmek için ben şu kosinüs 4x yerine 3 tane şey yazabilirim. Bakın kosinüs 4x kosinüs 4x bir kez daha anlatayım. Az önce anlattığım kos kare 2x eksi sin kare 2x demektir. Bunu gördüğünüz yere 1 eksi ne yazabilirsiniz? Çünkü kos kare 2x ile sin kare 2x'in toplamı 1 yapar. Siz buraya sin kare 2x yazabilirsiniz. Bunu düzenlerseniz de 1 eksi 2 tane sin kare 2x olmuş olur. Eğer buraya 1 eksi kos kare 2x yazarsanız da 2 kos kare x eksi 1 olur. Bakın kosinüs 4x 3 tane şeye eşit oldu. Peki ben şu 1'i yok etmek için hangisini kullanmalıyım? Şunu kullanmalıyım gençler. Çünkü niye? Çıkartma işlemi var. Yani ben şunu bakın 1 eksi 1 eksi 2 sin kare 2x. Bunu düzenlerseniz buradan ne görmüş olursunuz? Yani bunun sonucu ne olur? 2 tane sin kare 2x. Yani aslında şu 1 eksi bakın integrali tekrardan yazıyorum. Pi bölü 2'den pi'ye. 1 eksi kosinüs 4x gördüğüm yere ne yazacakmışım bakın. 2 sin kare 2x dx. Bunu tekrar düzenleyelim. Pi bölü 2'den pi'ye. Kök 2. Kök 2'yi şuraya yazalım. Mutlak değer sinüs x. Niye mutlak değer dedik? Çünkü kare köklü ifadelerden kök dışına çıkarken mutlak değerini almalıyım. Peki bu ifade artı mı çıkacak mutlak değerden eksi mi? Bakın pi bölü 2 ile pi bölü 2 ile pi burası yani şu bölge. Bu bölgede sinüs ne gördüğünüz gibi artı. Demek ki bu sinüs x olacakmış. Son bir kez daha yazıp artık integrali alalım. Yalnızca işlemin devamlılığı için yazıyorum. Yoksa direkt sinüs x eksi kosinüs x'in türevi deyip için içerisinden sıyrılabilirsiniz. Pi bu neymiş? Sinüs x'miş. Dx'imiz de var tabii. Şurada dx var. Peki bu kimin türevidir? Eksi kosinüs x'in. Yani kök 2 eksi kök 2 çarpı kosinüs x türevi integralini aldık. Yani şurayı geçin. Buradan devam ediyorum. Sınırlarımız pi bölü 2 ile pi. Peki kosinüs pi eksi 1 yapar. Yani burası ne yapacak? Kök 2 eksi pi bölü 2 ile de 0 yapar. Ne olacakmış yani? Kosinüs pi bölü 2 ile 0 olduğu için. Ben kök 2 bulmuşum. Ya da bu daha önce neyse iş ben kendim hızlı hızlı çözdüğüm için. Eksi kök 2 değil kök 2'dir o. Evet işaret hatası varsa tekrar bana dönüş yaparsınız. Peki 7. soru yine zor bir soru. Zor bir soru olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü değişken değiştirmem gerekiyor. Yani bakın buradaki ifadenin türevi burada var. Ben o zaman kimi u diyeceğim? Şöyle bakalım şöyle. U dediğim şey ne olsun? 2 artı fx olsun. Her iki tarafın türevini alırsam du gördüğüm yere ne yazacakmışım da? 2'nin türevi 0, fx'in türevi f üssü x dx. Bakın f üssü x dx gördüğüm yere ne yazacakmışım? Burası bir kere kök u. Bakın f üssü x dx gördüğüm yere de ne yazacağım? du. Sınırları da değiştirelim. Değiştirmek zorunda değilsiniz ama ben değiştireceğim bu sefer. Hep değiştirmeden yaptık. Bir de öyle yapalım. X yerine eksi 2 yazarsam. Bakın eksi 2 yazarsam u ne oluyor? Şimdi u dediğim şey ne oldu şimdi? 2 artı f eksi 2.
Bakın f-2 kime gidecekmiş? 2'ye. Yani burası ne olacakmış? 4. Peki bir de şimdi ne yapalım? X yerine 1 yazalım, değil mi? Eksi 2'den 1'e. X yerine 1 yazarsanız ne olur? U dediğim şey 2 artı f1 olur. Bakın f1 dediğim şey de eksi 1. O zaman burası ne yaptı? 1. Ben bunun integralini almanın kolay yolunu biliyorum. Niye? Bu u üzeri 1 bölü 2 demektir. Şöyle şuraya yazayım. Şuraya çözeyim daha doğrusu. Bakın 4'ten 1'e u üzeri 1 bölü 2 du. Üstünü 1 arttırıp aynı sayıya böldüğümde u üzeri 3 bölü 2, 3 bölü 2 integral 4'ten 1'e. Peki 1 yazarsanız 2 bölü 3 gelir. Eksi 4 yazarsanız ne olur? 64, 8 bölü 3 bölü 2 gelir. Düzenlersem de ne olacak? 2 eksi 16 bölü 3'ten eksi 14 bölü 3 yapacakmış gençler. Evet, güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Peki burada yine dünkü videoda dediğim gibi beni gün gün izleyen arkadaşlar daha çok faydalanacaklardır. Ln x dx'in integralini ezberleyin demiştim. Neydi? X ln x eksi x artı c, ama burada integral belirli olduğu için artı c demenize gerek yok. Ya da ben yazayım, sonra bunun bir önemi olmadığını söyleyeyim. Peki logaritmada çarpma işlemi ne demekti? Yani ben bunu aslında nasıl düzenlemeliyim? 1'den 2'ye bu ifade ln x artı ln e üzeri x demektir. Dx. Peki bunun integralinin ne olduğunu biliyoruz. X çarpı ln x eksi x. Bakın şöyle kırmızı yazalım. Ln e üzeri x, x'i başa çarpan olarak attığım x çarpı ln e. Ln e de ne demektir? Bir. Aslında burası ne demekmiş? X. X'in integrali ne yapar? Burası artı, pardon. Çünkü şurası artı. X kare bölü 2 ne? 1'den 2'ye. Artık soru kolaylaştı. Yani soru kolaylaştı ki soru bitti. 2 yazarsam 2 ln 2 eksi 2 artı 2. 4 bölü 2'den. 1 yazarsam 1, ln 1 0 demektir. Eksi 1 artı 1 bölü 2. Düzenlersem hemen 2 ln 2. Burası eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yapacakmış. 2 ln 2 artı 1 bölü 2, yani Denizli olacakmış gençler. Peki son sorumuz, bitiriyoruz. Belirli integralin türevi nasıl göstermiştim ben size? Dün de yine videomuzda vardı. Leibniz, yani Leibniz kuralı teoremi, neyse, yine araştırmak isteyen matematik sevdalıları Leibniz kuralı nedir diye bakabilir. Ama ben dün anlattım onu. Peki nasıl yapıyorduk? Böyle bir ifadenin türevini almak için f üssü x onun türevini alıp bunu götürüp yerine yazacaktım. 1 eksi 2 çarpı 10'un karesi. Hocam burası 0 olacak. Ya biliyorum, ben mantığını anlayın diye yazıyorum. Sinüs x'in türevi kosinüs x. Bunu götürüp yerine yazıyorum. 1 eksi 2 kos kare x. Bir de tabii bu en son, bir de ne yazacağım? X gördüğüm yere pi bölü 3 yazacağım. Peki bakın bunun türevi bu kadar. Yani f üssü x ne oldu? Şimdi şurası bir kere 0. Çünkü şurası 0 oldu. Burası ne demektir? Az önce söylemiştik herhalde, değil mi? 1 eksi 2 kos kare x demedik de, değil mi? 2 kos kare x eksi 1 dedik. Yani aslında burası da eksi kosinüs. Ama ben buraya yanlış yazdım. Sinüs yazacaktım. Siz de hiç söylemiyorsunuz. Yani şurası ne olacakmış? Ha, sin kare. Yani şurası 1 eksi 2 sin kare x. Yani o zaman burası ne yapacak? Direkt kosinüs 2x demekti. Az önce söyledik. Yani o zaman bu ifadenin türevi eksi kosinüs x ile neymiş? Kosinüs 2x'in çarpımıymış. Peki x yerine ne, kaç yazacağım? 60 derece yazacağım. Yazalım. Eksi kosinüs 60, ya da daha doğrusu kosinüs 60 1 bölü 2 demektir. Eksi var başında. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 demektir. Çarparsam da 1 bölü 4 olduğunu görürüm gençler. Bence çok güzel sorular vardı. Yani dünkü video ile bağlantılı olarak da olan yerleri umarım anlamışsınızdır. Çünkü anlamıyorsanız bir öncekiye, hatta benim konu anlatım videolarımı izlemeden lütfen bunları izlemeyin. Çünkü çok bir şey anlamıyorsunuzdur. Konu anlatımlarını ya da daha önceki soru bankası çözümlerimi mutlaka izleyin. Ben bugünkü soruları beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.